Değerli arkadaşlar, Kasım ayı meclis toplantımızı hayırlara vesile olmasını temenni ederek toplantımızı açıyorum. İnşallah ilçemiz için, ülkemiz için hayırlı, güzel kararlar, hizmetler ve vesile olur. Toplantı yeter sayımız mevcut. Bir önceki toplantı tutanağını oylarınızı sunuyorum arkadaşlar, kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan bölgeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. Şimdi değerli arkadaşlar, ilçemizde asfalt çalışmalarıyla ilgili bismillah deyip bir sürece girdik. Tabii biz asfaltı atmaya başladıktan sonra müthiş bir şekilde sahada vatandaşlarımızdan şuraya da atın, buraya da atın, şuraya da yıktın, buraya da götürün şeklinde müthiş bir talep gelmeye başladı. Fakat biz başlarken enişteleriyle, başkan yardımcılarımızla bunu planlarken burada ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Asfaltın ne kadar pahalı bir malzeme olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ve ekonomik olarak gerçekten işin ucunu taşıdığınız zaman belediyeye ciddi bir külfet getireceğini de biliyorsunuz. Ama bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi'nin kazdığı altyapı hizmetlerini getirmek açısından ve yollarımızın sıkıntılı olduğunu gözlemliyorsunuz. Vatandaş onu bilmiyor. Vatandaş ilçe belediye başkanını biliyor. Esnafı gezerken esnaf elinden tutup sokağa gösteriyor, şuraya gidiyor, yapın diyor. Ya o ihaleyi biz yapmadık, biz kapatmayacağız diye vatandaşlarımıza bu lafı anlatamıyorsunuz. O sizden istiyor. Biz de değerli arkadaşlar, asfalt işine işte bu yüzden erken alıp yapmaya karar verdik. Yani kazılan özellikle o yolları kazılan noktalarını asfaltlamaya başladık. Ve bu konuda hani herkes buraya da atın, buraya da atın gibi. Mesela Ertuğrul Gazi Caddesi kaymahallesinde. Sürekli bize geliyor. Ertuğrul Gazi Caddesi'nin baştan sona asfaltlamamız gerekecek ama o yol bize ait değil. Jandarmanın önündeki yolumuz sürekli orada okulumuzun dolması münasebetiyle sürekli bize geliyor. İyi ama o okulu atmak 15 metrenin üstündeki yollar ki Büyükşehir'in gündeminde o da 12 metre üstündeki yollar Büyükşehir'in sorumluluğuna devredilecek. O yol da bizim sorumluluğumuzda değil. Ama vatandaşlar hep aynı şeyi söylüyorum ben. Önemli olan insanlara hizmet ediyoruz. Kendi sorumluluk alanımızda olmasa bile biz nasip olursa o yolların asfaltını inşallah atacağız. Şimdi peki sana ait olmayan, senin sorumluluğunda olmayan bu yolların asfaltını niye atıyorsun? Şundan dolayı değerli arkadaşlar. Şimdi mesela İnönü Caddesi. İnönü Caddesi'ndeki altyapı çalışmasını Büyükşehir yapmış. Kazmış. Büyükşehir'in ihale ettiği firma orayı kapatmadan gitmiş. Ve biz kapattık. Ve biz nasip kısmet olursa bunların hepsinin mahsuplaşmasını Büyükşehir'den isteyeceğiz zaten. Yani onların yapması gereken işi ilçe belediyesi yapmış. İlçe belediyesi olarak ben onların hepsinin mahsuplaşmasını yazılı olarak Büyükşehir'den isteyeceğim. Ama sıfırdan Ertuğrul Gazi Caddesi gibi mesela baştan sona bir yolun asfaltlanması, bir caddenin asfaltlanması söz konusu olduğunda bana Büyükşehir yazılı muvaffakat versin, ben bu yolun asfaltını atamayacağım desin. Ben Ertuğrul Gazi Caddesi'nin asfaltını atmayı tahrip ediyorum her şekilde. Jandarmanın önündeki yolun asfaltını Büyükşehir atamayacağını tahrip etsin. Ben o yolun asfaltını atmayı tahrip ediyorum. Büyükşehir'in atmak zorunda olduğu ne kadar yol varsa hepsinin asfaltını atmayı da tahrip ediyorum. Bana ama Büyükşehir izin verecek. Ben atamıyorum bu yolu, ilçe belediyesi sen at diyecek. 5 kuruşta para istemiyorum arkadaşlar. Bir diğer konu, değerli arkadaşlar, köylerimizle ilgili, çevre mahallelerimizle, kenar mahallelerimizle ilgili bazı köylerimizin asfaltlanmaları bitmiş. Geçmiş dönemde bunların çoğu bitmiş. Meydanlar asfaltlanmış, yollar asfaltlanmış. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama bazı köylerimizde hala köy içlerinde ve köy yollarında asfalt sıkıntısı var. Oralarla ilgili biz farklı bir çalışma, farklı bir plan geliştirdik. Nasip olursa Türk halı motiflerini köy meydanlarında ve yollarına işliyoruz. Dutözü Mahallesi ile başladı bu süreç. Ondan sonra altyapısı müsait olan, şartlara uygun olan arkadaşlarımız ön keşfini yapıyorlar.
köylerimize, mahallelerimize de nasip olursa yine parke taşımızı, kendi motifimizi, mührümüzü tabiri caizse bulmak suretiyle döşeceğiz. Burada da hani şu köyümüzü öncelikli yapalım, bu köyümüzü öncelikli yapalım değil değerli arkadaşlar. İhtiyacı olan her köye parkeyi döşeyeceğiz. Nokta. Yok ona öncelik verdim, buna öncelik verdim. Bunlar boş tartışmalar. Gerek yok. Biz bunun planlamasını, fenişlerimiz bunun planlamasını gayet güzel bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla hiçbir köye ve mahalleyi ayırt etmeksizin ihtiyacı olan tüm mahallelerimize parke taşını da nasip olursa düşeceğiz. Asfaltla ilgili bir husus daha bile getireyim. Bir de şu talepler çok fazla geliyor. Yani iki el arabası bize asfalt ver, üç el arabası bize asfalt ver. Biraz bize, yani hiç kimsenin şahsi işi için asfalt vermedik, vermeyeceğiz arkadaşlar. Kamunun kullandığı ortak kullanım noktalarında, sokaklarımız, caddelerimiz, nereler ihtiyaç varsa, kısmet olursa oraları yapmaya devam edeceğiz. Bu parke ve asfaltla ilgili son durumu da Alper şöyle şuradan Alper şuradan hitap et meclise. Son durum hakkında bilgi ver. Nelerle asfaltladın? Çalışma ne aşamada? Buyur. Başkanım bizim projenin bir planımız Atatürk Mahallesi'yle. Meclise çağırın. Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmamız başlamadan önce de ASKİ müdürlüğüyle Ankara'da Kanal Yatırım Daire Başkanlığı ile görüşmeler yaptık. Burada Atatürk Kanal ve Yağmur Suyu çalışmaları yapıldı. Yağmur rüzgarlarını bekliyorduk. Onunla ilgili de iş artışı, diğer yani yıkanma durumlarından bahsettiler. Vatandaşın yoğun talebinden kaynaklı biz yama ekibini Atatürk Mahallesi'nden başlattık. Başlatmamızın akabinde ASKİ'nin müteahhit firması kanal koymak için bizden müsaade istedi başkanım. Biz iki gün müsaade vermiştik ama malzeme temini ve kendi idari sıkıntılarından dolayı henüz daha çıkamadılar. Biz de bundan kaynaklı olarak Satıkadın Mahallemize geçtik. Özellikle Ulu Cami, GMK ve Sancak Caddelerinin kırmızı tuğlu olmayan devamındaki yolları ve bunun ara bağlantı yollarını, Bayrak Caddesi'ni, Mimar Sinan Caddesi'ni, bunların hepsini şu an yaması tamamlandı. Önümüzdeki planla Atatürk Mahallesi'nde ASKİ'deki çalışmalar neticelenirse, havalarda elverişli olursa kalan Kaan Sokak, Dilip Sokak ve Hürriyet Caddemiz var büyük olarak orada talep gelen. Buraların tamamlanması için devam edeceğiz. Önümüzde çalışmalarımız başladı. Bu tüzüğümüzün şu anki ihtiyacı olan ana arter yolları, köy içi ana arter yollarını yapıyoruz. Kadastro yollarına girmiyoruz ve mezarlığa giden yolda bizim taşımız tamamlanacak. En son noktamız orası. Kadastro yolu derken, Alper, kadastro yollarının açılması ve döşenmesi de bizim sorumluluğumuz. Değil başkanım. Büyükşehir Belediyesi'nin yol şube müdürlüğümüz sorumluluğunda. Bu köy içi yollar olarak biz planlamamızı yapıyoruz. Köy içi yollardan kastımız köyün meydanı olur. Köyün meydanından bağlantı yolları olur, çeşmelerine vesairelerine giden. Ama ondan sonra arazi kısmına geçtiğimizde bizim sorumluluğumuz kalkıyor. Diğer tarafı da grup yolları. Grup yollarının sorumluluğu yine Büyükşehir Belediyesi yol şube müdürlüğüne başlıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Mahalle kültür eviyle ilgili de değerli arkadaşlar, merkezde olmasını, yani merkezin dışına çıkmasını istemiyoruz. Merkez noktalardan bir yerde olmasını istiyoruz. Dolayısıyla onun ihale süreci de devam ediyor. Önce bir nereye kuracağımız konusunda iki tane yer nokta var. Bir tanesi kesinleşti gibi. Yer konusunu da çözdükten sonra mahalle kültür evimizin de nasip olursa ihalesini yapacağız. Bu konuyla ilgili Sayın Bakanımıza dün süreci arz ettik. Allah nasip ederse birinci tamamlamamızı takip. İlginin de hibesini Sayın Bakanımız Kahraman Kazan'a verecek. Ve bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Olur. Bitireyim Selim Bey. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, şimdi burada yazıya getirdik, yazı içerisinde var. Hani sırası gelince değil, şimdi genel olarak bunu söyleyeyim. Kahraman Kazan'da bize ait olmayan ama bizim kullandığımız bazı tesisler var. Biz, hani bize ait değil ama vatandaş buraları bize ait olarak biliyor. 6. maddede gündeme geldi, getireceğiz onu. Şimdi buraları ve yine bunun arkasına başka yerler de yine geliyor. Bize ait değil ama biz buraların her türlü bakımını, onarımını,
Burayla ilgili her türlü tamiratı biz yapıyoruz yine. Buraların belediyeye devredilmesini talep edeceğiz, isteyeceğiz. Bu bizim sırtımızdaki yükü arttırır gibi gözükebilir ama yok. Zaten biz yapıyoruz bunların her türlü ihtiyacını zaten biz karşılıyoruz. Ücretlerle ilgili de şöyle genel bir prensibimiz var değerli arkadaşlar. Şimdi nikah her yerde biliyorsunuz belli bir ücret mukabilidir. Belediyelerde ücret tavsiyeleri gelmiş. Prensip olarak nikah ücretlerini kaldırıyoruz arkadaşlar. Bizim önerimiz bu. Yani takdir tabii ki sizlerin. Elde kalacak olan sizlersiniz. Ama biz evlenecek çiftlerimizin ekonomik olarak rahatlaması açısından sembolik de olsa nikah ücretlerini kaldırıyoruz. Belediyemizde kılacak olan tüm nikahlar ücretsiz olacak. Artı Kumpınar'daki kültür merkezi bize de düğünler vesaireler biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde oluyor. Oraya da zam yapılmayacak değerli arkadaşlar. Evet Selim Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclisleri, öncelikle Yıldız Yavuz Cengiz'in babasının vefat etmesinden dolayı başsağlığı diliyorum, ailesine sabır diliyorum. İkinci olarak da başkanım hakkında asfalt konusunda önceki dönemin bu asfalt konusunda yapmadığı o kadar çok yer var ki, şimdi biz Büyükşehir Belediyesi, tabii ben Büyükşehir Belediye Meclisi olarak konuşuyorum şu an için. Büyükşehir Belediyesi içerisinde görüyoruz. Yetişmekte çok zorluk çekiliyor. Doğru. Ben Büyükşehir Belediye Meclisi'yim ama önceliğim kazanılmalı. Onun için de çeşitli önergeler verdim. Ama yine söylediğim gibi önceki dönemlerden dolayı eksikliklerden kesinlikle ama kesinlikle öyle bir hengame, öyle bir sıra var ki kazanan önceliği noktasında biraz düşük çektik. Ama burada şu durumda var Sayın Başkanım. Hani amaç siyaset mi, hizmet mi? Eğer hizmetse, eğer sizin başkanlığınızla hep beraber önceliği aldırabilmek için, hep bu öncelik sorunu ondan bahsediyorum. Önceliği aldırabilmek için sizin başkanlığınızla hep beraber, meclis üyeleriyle beraber, biz nasıl sizin başkanlık makamınıza gidiyorsak, beraber Mansur Başkan'ın yanına gidelim, talebimizi iletelim. Emin olun bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bu talep gerçekleşecek. Ama emin olun yani. Doğru, jandarmanın önü, kayınvalidesi, elzem bir şekilde, acil bir şekilde hizmet bekliyor, asfalt bekliyor. Ama sadece öncelik konusunda bir sıkıntı var. O da dediğim gibi, yani amaç hizmetse eğer, önceki dönemlerin yapmadıklarını bizim hemen bir anda yaptırabilmemiz için sizin başkanınızla beraber, meclis üyelerimizle beraber Mansur Başkan'a 10 dakikalık, 20 dakikalık bir ziyaret yaparız. Onun haricinde bunun sonrasında da emin olun 15-20 gün içerisinde bu durum gerçekleşecek. Şimdi Selim, devletin dili yazıdır. Evet. Devlet yazıyla konuşur, yazıyla iş yapar, sözle değil. Biz Kahramankazan'da asfalta ihtiyaç duyulan yolların tamamını Emre yazıyla Büyükşehir'e bildirdik mi? Bildirdik. Ne cevap verdiler? Başka programı alındığına dair bir yaptık. Artı mesela geçmiş dönemde yine Büyükşehir'e ait olan araçların bize tekrar protokolle verilmesini biz yazıyla talep ettik mi? İki defa istedik. İki defa red geldi. Dolayısıyla tabii ki konuşulur, tabii ki görüşülür. Ama bakın yazılı önergeler veriliyor. Evet arkadaşlarım, söz bir yere kadar devlet işini yazıyla götürür. Yarın ben attığım asfaltın parasını Büyükşehir'den gidip Mansur Bey'den oturup çay sohbetinde istemeyeceğim. Yazılı olarak isteyeceğim. Yazılı olarak isteyeceğim ve gerekçesini ödeyecekse, ödemeyecekse yazılı olarak öğrenecek. Dolayısıyla burada önemli olan şey tabii ki hizmettir. Hizmet olduğu için zaten ben sorumluluk alanıma teallük etmese de Büyükşehir'in yapması gereken işi ben yapıyorum. Hizmet olduğu için öyle yapıyorum zaten. Öbür türlü olsa elimi bağlarım, param yok derim. Büyükşehir açtı, Büyükşehir de kapatsın derim. Ama dikkat ediyorsanız öyle demiyorum. Büyükşehir açtı, ben kapatacağım diyorum ve kapatıyorum. Ve o bahsi geçer. Ertuğrul Gazi'dir, Jandarma'nın oradaki caddemizdir ve diğer caddeleri. Bakın bu kadar açık çek veriyorum. Büyükşehir Belediyesi atmayacağını yazılı olarak bana taahhüt etsin, atamıyorum kardeşim desin, onların tamamı nasıl altında Kahramankazan Belediyesi Allah'ın izniyle atacak. Bu kadar. Evet abi. Şimdi Sayın Başkan, Büyükşehir Belediyesi'ne Ertuğrul Gazi Caddesi'ni, Kaybo Caddesi'ni takip ediyorsanız da Büyükşehir Belediyesi'ne biz bunları önergelerde verdik. Ama şimdi burada ben şunu anlıyorum. Başkanım, Büyükşehir'de yani
sırf olmaya gerek yok. Bu hizmetler atılacak. Şurada belediye daha yeni başlamış. Yani Ankara'daki bütün 25 tane ilçenin önergelerini yazdığını biliyorsunuz. 280 önergelerini 140 yılla alakalı. Burada bir ay, iki aylık bir zamandan yani Büyükşehir'e bu kadar da hitap etmemizi ben anlamıyorum. Yani her taraf hala belediye başkanı çıktı, bir gün meclise geldi. Konuşması ne diyor? 150 kilometre bizim yolumuz. Ya Kazan'da tabii var. Ama şimdi bir de Büyükşehir'in yapması ara hakemler var. Takip tabii burada bir de şu var, Büyükşehir'de arkadaşlar 8,5 milyarlık bütçe yapılmış. Bunu 3 milyar 900 milyon bildiğiniz olsun layısını söylüyorum. 900 milyon arsa satışı, gayrimenkul satışı. Ya bu bütçeyi de Mustafa Turay yapmış. Fakat geldiler borçlanmaya geldiği zaman ne arsa satışına ne borçlanmaya Büyükşehir'e etki vermiyor. Şimdi Mansur Başkan'ın da bu zorluğu var. Bunları bilir, yani bilir mi? Biraz da siz Büyükşehir'e beraber gidiyoruz. Orayı bilir mi? Burada bir şey çıkarmaya anlamı yok başkanım. El birliğiyle bu işleri yapacağız analizle. Ertuğrul Gazi'de verdi, kayıp oyunda verdi, köylerimizde verdi. Ama bir sırası var. Bu adına da yapılacak inşallah. Ama siz bundan kalktıklar, ben Büyükşehir'e yapılacağı şey. Bizim bütçemiz ne başkanım? Biz verdiğiniz mesela kariyer dönem, ufak tefek işlerden biz 6 ayda ne yapabildik? Hangi yatırım yapabildik Kazan'da? Hangi yatırım yapabildik başkanım? Valla Atilla Bey biz vallahi biz boşa konuşuyoruz orada. Sen 6 aydır ne yaptığımızı anlayamadıysan biz boşa konuşuyoruz. Başkanım biz yani gelir artırsın ne yapabildik? Ya burada, başkanım şimdi ya. Burada birincisi Karamakazan Belediyesi Büyükşehir'in yapmak zorunda olduğu yolları yapıyor. Bu gerçek. Bu siyaset falan değil ya. Başkanım, nerede çıkan siyaset? Ne yaptınız başkanım şimdi yani? Sözümü kesmeden. Bu gerçek. İkincisi, biz ne diyoruz? En başında ne dedim? Somut örnekler verdim size. Dedim ki, Karamakazan Belediyesi'ne ait olan, Karamakazan Belediyesi'nin 15 senedir kullandığı araçları Büyükşehir Belediyesi dedim, aldı yazılı olarak benden. Yazılan bu da. Niye? Neden? Sebep ne? Ha biz araçsız mı kaldık? Biz gittik 3 tane 1.7 trilyonluk aracı çektik belediyemize. Yine alırız. Yine yaparız. Sorun o değil. Sorun şu, ben ihtiyaçlarımı tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nden talep edeceğim. Ama bunun usulü bellidir. Ben bunları istemişim, önerge diyorsunuz. Fethiye ile ilgili, diğer yollarla ilgili siz de önerge verdiniz. Bizim Büyükşehir meclis üyelerimiz de önerge verdi. Yol budur, yöntem budur. Ama geciktiği zaman vatandaş Kahramankazan'da Kahramankazan Belediye Başkanı'nı tanıyor. Bulduğu yerde benim yakama yapışıyor. Bu yolu yap başkan diyor. Ya bu yol Büyükşehir'e ait, bana ait değil. Ya bu cümleyi kullanmaktan ben bıktım. Bıktığım için de zaten bedeli ne olursa olsun bu yolları yapacaktım. Nokta. Bu yol meselesi tamam bu arkadaşlar. Yolla ilgili izaha gerek yok. Mansur Bey kendine. Eğer bu konuyla ilgili bir husus varsa Mansur Bey kendine sağlık. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bizim işimiz hizmet. Bizim başkanım işimiz 20 senedir bak. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri aynı belediye olduğu için kimin işi kime ait olduğu belli olmadan Büyükşehir bütün işleri yapmış. Vatandaş ve belediye şimdi farkına vardı. Büyükşehir ile küçük ilçe belediyesinin yetkilerinin ne olup olmadığını. Şimdi aynı zihniyet. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Onun için şimdi Büyükşehir'i karşı almaya cephe almanın hiçbir anlamı yok. Eğer siz... Ya bu cümle, Büyükşehir'e cephe almak cümlesi ya. Arkadaşlar. Meydan okuma başkanım. Arkadaşlar kimse meydan okuduğu da yok. Kimsenin kimseye cephe almıyor. Cümlelerimi... Pardon özür dilerim. Büyükşehir bunu yapamayacağını beyan etsin demek ne demek başkanım? Bakın. Bu meydan okuma demektir. Bakın. Siyasetin meydan okuma demektir. Kaç defa da bu yazılı olarak söylenmiş. Biz bildirmişiz, siz önerge vermişsiniz, sözlü olarak söylemişiz. Arkadaşlarımız sürekli irtibat halinde zaten söylüyorlar. Bunda... Ama bir saniye. Hala ben bunu vatandaşla muhatap olduğum zaman bunun hesabını ben veriyorum. Mansur Bey adına veriyorum. Ama hala bununla ilgili bir adım atılmamış. Vatandaş bana soruyor. Nasıl? Cephe alma. Hatta öyle. Başarım. Peki iyi bir yatırım yapılsaydı bugün bu tarafa... Bak şimdi. Kilometrelik alana
bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi asfalt dökmüş. Benim mazereti çok olur. Geçmişte böyleydi. Sallayın gitsin. Geçmişte böyle. Olsun. Hizmetiyle donatan da biz geleceğe bakıyoruz. Bu mazeret mi şimdi? Ben de mazeret üretmesini biliyorum değerli arkadaşlar. Bu çukuru ben mi kazdım? Kazan kapatsın demeyi ben de biliyorum. Ama öyle demiyorum. Gidiyorum açılan çukurları kapatıyorum. Doğru olan budur. Bu mesele kapandı arkadaşlar. Başka bu mesele kapandı. Gündemimizi işlemeye devam edeceğiz. Araştırma alakalı bir şey diyelim. Kapatılan çukurlar niye rahatsız etti? Onu anlamadım. Kim? Başkanım, evet. Bu çevre korumayla alakalı araçlarla alakalı başkanım. Siz yaz yazdınız, vermediniz dediler. Ben çevre korumayı da aradım. Şu anda çevre korumanın araçları Ankara'dan yıllarca AK Parti belediye başkanları tarafından istenilmiş, alınmış, kullanılıyor. Acaba onlara hangi yoldan verildi, hangi yoldan verilmedi veya başkanım? Siz gereğini yaptınız. Çoğu kupon kullanıyor, AK Türk kupon kullanıyor. Arkadaşlar yazılara bunu gelin. Emre, o yazıları getir. Başkanım, ne bir o yazıları getir. Büyükşehir'den istediğimiz ve reddettikleri yazıları getir. Ben sana vereyim Atilla abi, sen git o arkadaşa sor diye öğrenin. Size gereğiniz yapmanız bir şey var. Ben git demek ki reddetmiş herhalde. O da Büyükşehir'in tasarrufundaysa, o belediyeler nasıl almış da biz niye alamamışız başkanım? Başkanım, şimdi siz ilişkili konuşuyorsunuz. Bak, biriniz diyorsunuz ki, bir hafta içinde bize reddo verildi, işimiz çözülür, birinin önüne sıra var. Bakın, ama böyle çelişik olmaz. Arkadaşlar, şimdi bizim oraya gitmedik diye, bizim kadar öncelik alamayız mı ya? Bu kadar mı aciz o zaman? Büyükşehir'de. Acizlik yok. Öncelik şu zaman. Arkadaşlar, karşılıklı konuşma. Aynen Bey, karşılıklı konuşma olmasın. Bir defa buradan bir arkadaşımıza, bir defa da AK Parti grubundan, MHP grubundan bir arkadaşıma söz vereceğim. Ondan sonra bu mesele kapanacak, kendi gündemimize döneceğiz arkadaşlar. Evet, bu taraftan konuşmak istedim. Adan abi sen konuş tamam. Alakalı diyorum. Son konuş. Mazur Başkan'ın kendisine de söyledik biz bunu. Bir bakayım diyor geçiyor. Demek ki bir şey var başkanım. Ne var? Bilmiyorum işte. Onu sen öğren işte o kadar güzel ilişkilerin varsa. Var başkanım. Tamam öğren o zaman. Bir dahaki mecliste bize bilgi ver bu konuda o zaman. Evet, buradan da bir kişiye söz vereceğiz. Evet Altun Bey efendim. Sayın Başkan, Sayın Bey istiyorum. Öncelikle şu konuya... Mikrofona konuşursan bize duyalım. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelerimiz. Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Mansur Başkan'ı ziyaret. Mansur Başkan'ı ziyaret ettiğimizde buraya hizmet hakkının akacağı konusunda bir algı var. Ondan sonra üçüncü bir konu, Büyükşehir'in sorumluluğunda olan, ilçemize gelecek olan hizmetler tekrar bu ziyarete bağlıymış gibi bir algı var. Bu da yapmanın rahatsızlığı. Büyükşehir'in buraya getirmesi olduğu yere ziyaret farklıdır. Gerektiği zaman ziyaret aleyhimize işlemektedir. Bir an önce bu iki konunun birbirinden ayrılmasını ve belediyemize hizmet. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Başka müdürler tarafından gündeme getirilecek konular değil. Önergelerimizi okuyalım. Tabii şuradan başlayalım. Sonra başkan kaçak kömür ve doğalgaz çevre doğalgaz belediyemiz tarafından denetlenmesi konusunun belediyemiz meclisine görüşülmesini arz ederim. Ali Yılmaz, Hilmi Alay, Muammer Sarıkaya, Mustafa Çiğdem, Faruk Akdeniz. Evet arkadaşlar, önergenin gündeme alınması ve komisyonun havalesi böyle. Belediyemize ait Kayı Mahallesi'nin asfalt ve yol çalışmasının yapılması konusunun belediye meclisinde görüşmesini arz ederiz. 600 üyeler Öncü, Mehmet Yurtoğlu, Ali Yılmaz, Faruk Akdeniz, Muammer Sarıkaya, Ali Solmaz, Mithat Akdere, Mustafa Çiğdem, Fatih Barış, Faruk Akdeniz, Ayhan Kesici. Evet arkadaşlar, önergenin gündeme alınmasını ve komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
İlçemiz merkez mahalleleri başta olmak üzere yollara yapılan kasislerin yüksek olduğundan kazalara sebep olan standart seviyeye getirilmesi ya da kaldırılması konusunun belediye mezunlarının alınmasını arz ederiz. Mehmet Gürtoğlu, Fahat Akdemir, Muammer Sarıkaya, Altı Yücelen Özgür, Ali Yılmaz, Mithat Akdere, Mustafa Çiğdem, Ali Solmaz. Bu kasislerle ilgili arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ana yolda üzerindeki kasislerin hani sorumluluğu büyük şey için, onların haberi olmadan, onlar çünkü plan dahilinde yapıyorlar. O kasislere müdahale etme şansımız yok ama bizim sorumluluk alanımızdaki yerlerin kasisleriyle ilgili bu düzenlemeyi yapabiliriz. Büyükşehir'e ait olanlarla ilgili de Büyükşehir'den yazılı olarak talep edebiliriz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili komisyona bunu havale ettik. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan devam eden ve yeni yapılan hangi yasaya istinaden yapılan imar ve şehir konusunu arz Evet. İlçemizin yetersiz olması dikkate alınarak çalışan veliler gidermek adına belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermek üzere kreş açılmasını başlatılmasını fazla talep ederiz. Uzun Kılıç, Selim Çırpanoğlu arkadaşlar kabul edenler ilçemiz sınırları bulunmaz hasebiyle gerekli pratik işlemleri gerçek bir değer kazanmak gerekli girişim gereğine Atilla Uzun Kılıç Kemal arkadaşlar ilçemizde bir kendi markasıyla bir su donum tesisi ve su markasının olması konusunda bizim şu anda bir çalışmamız. Fakat tabii maliyeti var. Bu İkozun maliyeti suyun çıktığı yere ve kuracağımız tesisin teline göre 4 trilyon da oluyor, 10 trilyon da oluyor. Dolayısıyla borçlanan
Arkadaşlar kabul. Evet. Belediye cümlesini yetiştireceğiz. Mahallesi kadar 9 ve mahallesiyle ilgili anlaşmış tarafın